Merhaba, KobiERP uygulamasında kullanıcı ve personel tanımlamaları nasıl gerçekleştirilir? Bugün bundan bahsedeceğiz. Kendi hazırlamış olduğumuz dokümandan da yararlanarak ilk olarak kullanıcı tanımını gerçekleştirelim. Bunun için menüde Ayarlar kullanıcı tanımlarına tıklıyorum. Uygulaması da gösterecek olursak Ayarlar kullanıcı tanımları diyorum ve karşıma kullanıcıların arama ekranı çıkıyor. Burada bula tıkladığım zaman daha önce tanımlanmış olan kullanıcıları görüyoruz. Dokümanda yer aldığı gibi olmayan kadriye personelini de buraya ekleyelim şimdi. Bunun için ekle butonuna tıklıyorum ve yeni kayıt ekranım geliyor. Buraya kullanıcının bilgilerini giriyorum. Dokümanda yer aldığı gibi kadriye personeline kullanıcı kodunu 08 ve kullanıcı şifresini de 0808 olarak veriyorum. Kullanıcı kodu 08, şifresi 0808'di. Dokümandaki adı kısmını da kopyalayıp adı kısmına yapıştırıyorum. Kadriye'nin kullanabileceği firmaları da deneme eğitim firması Doğru Veriler firması olarak aktive ediyorum. Yani böylelikle Kadriye personelinin kodunu 08, şifresini 0808 ve kullanabileceği iki firmayı da aktive etmiş oldum. Kaydet butonuna tıkladığım zaman da yeni personelin kaydı gerçekleşmiş oluyor kullanıcım. Tamam diyorum. Tekrardan aratmak istediğimiz zaman Kadriye personelini de bulmuş oluyoruz bu ekranında. Şimdi dokümanda yer aldığı gibi personel için hangi işlemleri uygulayacağımızı gösterelim. Bunun için personel tanımlarında kartlar, personel tanımlamalarına tıklıyorum. Uygulamada da gösterecek olursak kartlar, personel tanımlama diyorum. İlgili alanda personele ait bilgilerin girişini yapacağız şimdi. İlk olarak CZG personelinin girişini yapalım. Adı kısmını kopyalayıp adı soyadı kısmına yapıştırıyorum. Kodu dokümanda 01 olarak belirlenmiş. Kodunu da giriyorum. Personel tanımlarında maaş bilgilerinin de girişini yapabiliyoruz. Bunları da iş yeri bilgileri kısmından dolduruyorum. Maaşımız aylık üzerinden belirlendiği için aylık üzerinden işaretliyorum mesai maaş kısmında. Ve aylık ücreti dokümanda yer aldığı gibi 6000 olarak gözüküyor. Giriş olarak 6000 diyorum. Kayıt butonuna bastığım zaman da kaydım eklenmiş oluyor. Yeni bir personel girişi oluşturmak istersek yeni diyorum. Yeni kayıt ekranım açılıyor. Örneğin diğer uygulamayı yapalım şimdi. Bu sefer Kadriye personelini ekleyeyim. Adı soyadı kısmına Kadriye personeli yapıştırıyorum. Kodu 08'de. Kodunu da 08 olarak giriyorum. Maaş kısmını iş yeri bilgilerinden giriyorduk. İsterseniz eğer dokümanınızda yer varsa, yer olarak belirlenmişse adres, telefon, faks, mesleği gibi kısımları da kendi bilgilerinize göre doldurabilirsiniz. Benim için şu anda kodu, adı ve iş yeri bilgisinde aylık ücret kısmı yeterli oluyor. Dokümandaki maaşı 5000 olduğu için aylık üzerinden 5000 diyerek bunu da tanımlıyorum. Kayıt işlemini gerçekleştirdiğim zaman Kadriye personeline ait maaş işlemlerini de gerçekleştirmiş oldum. Bunun kontrolünü sağlamak için ara butonuna tıkladığım zaman bul diyorum ve daha önceden tanımlamış olduğum CZG personel ve Kadir personelin bilgilerine ulaşmış oluyorum. Personel kodları da gözüküyor. Yani genel olarak bugün kullanıcı ve personel tanımları nasıl gerçekleştirilir bundan bahsettik. Menü kısmındaki ulaşım yerlerini de gösterdik. Maaş girdilerini yaptık. Siz de uygulamayı gerçekleştirmek için aşağıdaki açıklama kısmından ilgili dokümana ulaşıp diğer uygulamaları da gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.